9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 125 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 125 Bentv. Metin mazot ağlamadan. Dillerim dolaşmadan. Yumruğum çözülmeden gecenin karşısında. Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı. Üzerime yüreğimden başka muska takmadan. Konuşmak istiyorum. İsmet Özel Vı. Metin Leyla. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Derdini ağlarken yanan bir muma. İpek saçlarını elimle ördüm. Ve bir kement gibi taktım boynuma. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Ahmet Hamdi Tanpınarız. Metin memleket isterim, memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun, memleket isterim. Ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun, memleket isterim. Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Cahit Sıtkı Tarancı, metinler, aslına sadık kalınarak alınmıştır. Birinci okuduğunuz dize, o mısra, beyit, dörtlük, bent örneklerini ve bilgi notlarını da göz önünde bulundurduğunuzda sizce nazım birimini oluşturan ölçüt nedir? Açıklayınız. Cevap, olası cevap. Dize, o mısra için verilen örneklerin hepsi tek satırdan oluştururken, beyit için verilen örnek şiir, ikişer dizeden oluşan bölümlere ayrılmış. Dörtlük örneğinde şiirin dörder dizelik bölümlerden oluştuğunu görüyoruz. Bent başlığı altındaki şiirlerden birincisi 3, ikincisi 6, üçüncüsü 5 dizelik bölümlerle kurulmuş. Bilgi notunu da göz önünde bulundurduğumuzda bendin 4 dizelik bölümlerden de oluşabileceğini anlıyoruz. Bütün bunlardan hareketle nazım birimini oluşturan ölçütün dizelerin kümelenişindeki sayı olduğunu söyleyebiliriz. Bir satırlık nazım birimi dize, iki dizelik nazım birimi beyit, üç ve daha fazla dizeden oluşan nazım birimi de benttir. İkinci aşağıdaki tanımları karşılarındaki kavramlarla eşleştiriniz. Cevap. Üçüncü aşağıda verilen şiirlerin nazım birimlerini altlarındaki noktalı yerlere yazınız. Cevap. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 125 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.